فَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ. Bir de zalimlere meyletmeyin. Aksi takdirde ateş size dokunur. Cehennemlik olursunuz diyor. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ. Bir de zalimlere meyletmeyin. Ya, taraftar değil ha. Taraftar zaten duman oldu. Ayet-i kerimesi fermanı ile zulme değil yalnız alet olanı ve taraftar olanı, belki etna bir meyil edenleri dahi dehşetle ve şiddetle tehdit ediyor Allah. Çünkü rizayı küfür, küfür olduğu gibi zulme riza da zulümdür. İşte bir ehli kemal kamilane şu ayetin, yani bu ayet var ya, velâ terkenu illellezine zelemu fetemesekumunlar. Ali hocam, yani küfre değil taraftar olun, İbrahim hocam, taraftar olmayı, hafif meyletmeyi bile tehdit ediyor. Bunu adam şiirle bak nasıl şey yapmış. Bir ehli kemal, kamilane şu ayetin çok ceberinden bir ceberini şöyle tabir etmiş. Mu'ini zalimin dünyada erbabu danettir, köpektir zevkalan. Sayadı bir insafa hizmetten. Ne dedi? Mu'ini zalimin dünyada erbabı danettir. Yani zalimin dünyada, zalimin yardımcıları en alçak kişilerdir. Zalim değil, zalimin yardımcıları dahi. Bunlar ne yaparlar bu zalimin yardımcıları? Köpek kokuyla gider ya. Kartal da gözle gider ya. Mesela kurtun koku alma kabiliyeti yok. Olsa zaten dağda hiçbir hayvan kalmaz. Gözü var. Onun için kurt ormanda olmaz. Ağaçlıklarda. Çayır olacak. Yani ağaç olmayacak. Görecek. Kurt görür. Köpek de koku alır. Ha, şimdi köpek ne yapar? Sahibine iz takip eder. Neyi? Kokuyla. Köpek der mi ki? Görmediğime inanmam. Kimse bir şey demiyor. Görmediğime inanmam demez köpek. Onun gözü burundur. Hayır, böyle avcılık yapanlar bilir. Köpeği tarih eder. Köpek avını kokuyla bulur. Ama gözüyle görmez. Görmediğime inanmam diyor mu? Demiyor. Şimdi adam dese ki, aklıyla, kalbiyle, vicdanıyla, mantığıyla, tecrübesiyle bildiği halde kabul etmiyorsa, görmediğime inanmam diyorsa, sırf köpek kokuyla avını bulursa, sen aklınla, kalbinle, vicdanınla, hakikatinle gitmezsen, göremezsen, kabul etmezsen köpek olamaz yani. Köpekten daha şey olur. Olur. Şimdi diyor ki, mu'ini zalimin dünyada erbabı danettir. Yani dünyada zalimin yardımcıları da o cinstendir. Şimdi diyor ki esas ikinci, köpektir zevk alan, sayadi bir insafa hizmetten, o alçağa köpek gibi iz takip eden, ona yardım eden, köpek sahibini takip ediyor ya, köpeğin en büyük özelliği nedir? Sahibine ölesiye sadakat, gösterdiği hedefe ölesiye düşmanlık yapmaktır. Kardeşim lütfen Allah rızası için köpeğin sıfatını köpeğe bırakmayın. En büyük köpeklik bizde, en büyük koyunluk bizde. Bütün Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, cennet, cehennem, arş, kürs, her şeyin çekirdeği biziz. Kocaman çınar ağacının yaprağı, çiçeği, kokusu, tadı, her şey nerede? Çekirdekte. İnsan kainatın çekirdeğidir. Köpeğin sıfatını söyleyeyim, bak bu sıfat bizde var mı? Herkes de var ya derecesine göre. Kimisi hakta kullanır, kimisi batılda kullanır. Sahibine, sahibini koy buraya, köpek burada. Sahibine ölesiye sadakat, sırtına alır bunu şimdi. Gösterdiği düşmanına öylesiye hücum. Şimdi batıl olursa ne olur? İşte takip ettiğin iz zalimin batıl davası ise bu adam onun için dönemiyor. Köpeklik yapılıyor. Köpeklik yapılıyor. Köpek sıfatı aktif olursa ne yapar? Üç tane demişler. Sahip alimler. Üç özelliği varmış. Sahibini koy buraya ortaya. Sahibini koy. Sadakat, ölesiye sadakat, ölesiye hücum, bir de hom saldırı, ağızlarına su akarlar, hakka hücum ederler. Dinlemez seni. Hom konuşmaya bir şey anlatacak.
toplumda şey derler böyle. Affedersiniz böyle hareketler yapıyorum ama kusura bakmayın yani. Ay böyle. Sanki bildiğini anlatırsan onun menfaatine çalışıyorsun. Cehennemden kurtulsun diye. Köpek gibi saldırıyor. Böyle daldan dala bu köpeklik sıfatı işte. Bu köpek yani. Yani bizim dört ayakta değil. O cennete gidecek ya. Şeyin asabı kefin köpeği. Kıtmir. Kulu sallaya sallaya cennete gidecek. Kimse dur hesap ver demeyecek. Bana diyecek dedi dur hesap ver. Arıma gidiyor ya. Köpek hesapsız gidiyor. Onun için Mevlam demiş ki ya Rabbi onlar da asabı kefin köpeği hesapsız gidiyor. Ben de senin asabının köpeğim. Beni de hesapsız koy diyor. Köpektir zevk alan. Köpek leşten zevk alır değil mi? Köpek leşten zevk alır. Neyden zevk alıyor? Sayade bir insafa hizmetten. Bir insaf. İnsafsız zalimlerden avcılık yapıyor. Ona hedef gösteriyor. Yani taraftarlık da böyle işte. Meyil bu. Evet bazıları ilanlık ediyor. Ustad meal veriyor şimdi. Bazıları ilanlık ediyor. Bazıları köpeklik ediyor. Böyle mübarek bir gecede, mübarek bir misafirin, mübarek bir duada iken hafiyelik edip, casusluk edip, yani şimdi videolar birbirine servis yapmalar, hey gidi, klavyede oturdum, evde oturuyorsun kenarda, zannediyorsun, çay yerde, kahve bilmem nereden, şimdi sen böyle yazdın. Onlar kaç kişi tıkladı, kaç kişi baktı? Hepsi eğer doğru söyledinse, itham etmişse, gıybet. Yalan söyledinse iftira. Şimdi oturdun değil mi? Bir şey demiyorlar sana bu koltukta. Orada ne yapacaksın bak. Bazıları yılanlık ediyor. Bazıları köpeklik ediyor. Leş takip ediyor. Leş. Böyle mübarek bir gecede bak. Mübarek bir misafiri, mübarek bir duadayken hafiyelik edip casusluk yapmak. Yani Müslümanın beşeriyetinden gelen kusurları İslam düşmanlarına servis yapmak. Bir daha. İyi dinleyin burayı. Müslümanın bir beşeriyeti var. Bir ubudiyeti var. Bir de vazifedarlığı var. Üç şahsiyeti var. Birbirinden farklı. Beşeriyetinden gelen kusurlarını sırf o adama düşman olayım diye İslam düşmanlarına o Müslüman kardeşinin beşeriyeti kusurlarını verip onunla o zalim beşeri kusurlarıyla hücum edip elindeki hakikat düşerse zalim kimdir? Yani demek ki Müslümanın beşeriyetinden gelen kusurları kafirlere servis yapılırsa o Müslümanın beşeriyetine hücum yapılarak o el şu böyle tutmuş muyum? Bir vurdu kırdı işte. Kitap düştü. Bak Hasan diyor kitabı düşürdü diyor. Lan elime vurdun işte. Böyle vurdun. Bu adetidir diyor. Ki zındıkların en büyük özelliği nedir? Usta söylüyor. Yani Cumhurbaşkanı sitede zındıkların özelliği şudur. Kabul etmedikleri bir davayı o davayı müdafaa eden eser olur, kişi olur. Onlara o hizmetçilerine hücum ederler diyor. Hücum ederler diyor, hücum. Burada söylüyor. Adetidir diyor. Bunların adetidir diyor. Adet edilmişler bunlar. Bir gecede mübarek bir misafirin, mübarek bir duadayken hafiyelik edip güya cinayet yapıyormuşuz gibi ihbar eden ve taarruz eden elbette bu şiirin mealindeki tokada müstahaktır. Muin-i zalimin dünyada erbabı danettir. Köpektir zevk alan, sayede bir insafa hizmetten. Leş takip ediyor. Köpek ne yapacak ki? O burun, Şadi Şiraz'ı diyor ki, eğer diyor rehberin çakal olursa diyor, senin burnun boktan kurtulmaz. Yani öyle diyor. Nakile itap yoktur, naklediyor. Üçüncü nokta, şeyde de öyle, ailede de öyle. Eşinin sıkıntısını, akrabasının ne servis ediyorsun be kardeşim? Neyse onu şey yapıyorsun ya. Boşanacaksan boşan. Elin adamına mahkemede ne döküyorsun böyle? İslami hasiyet bunu müsaade eder mi? Yok özel hayatından şuydu dedi, anlat diyor. Hiç utanmıyor musun? Bırak boşanıyorum. Tamam boşanıyorsa boşanıyorum. Yani böyle ustad söylüyor.
İslami bir şahsiyete, haysiyete yakışır mı diyor. Öyle demiyorum arkadaşlar. Ya ayıp ya. Yani uygulansın diye söylüyorum. Hem içimizde var, hem yaşadığımız evde var, hem dışarıda var. Üçüncü nokta, oraya geldik. Sual, madem Kur'an hakimin feyziyle ve nuruyla en mütemerrit ve muanit dinsizleri islah ve irşat etmeye Kur'an'ın nimetine güveniyorsun. Hem bilfiilde yapıyorsun. Neden senin yakınında bulunan bu mütecavizleri çağırıp irşat etmiyorsun? Gel hele gel. Gel. Gel ben sana anlatayım. Niye demiyorsun? El cevap. Usulü şeriattan kaide-i mühimesindendir. Usulü şeriat. Neymiş o? Er razı bi zararı la yüzerüle. Yani he? Zarar rızasıyla girene merhamet et. Zarara eksik. Ha zarara ya bilerek zarara razı olana bilerek şefkat edip neyine bakılmaz biliyorsa işte çendan Kur'an hakimin kuvvetine istinaden dava ediyorum ki çok alçak olmamak ve yılan gibi bak bazıları yılanlık ediyor dedi ya bazıları yılanlık ediyor bazıları köpeklik ediyor bazıları da akreplik ediyordur 20. sözde ha yılan yılanın özelliği nedir ki burada söyledi yılan zehirlemek şey zehir akıttırmaktan su içer zehir akıtır. Lan suda ne var ya? Bu suyun mübarek sudur ya. Su içer zehir akıtır. Lan bu kadar ders dinledin ya. Bu kadar ders dinledin. Bunu nasıl yapabiliyorsun ya? Ben bu işin içine çıkamıyordum. Ustad demiş ki vay benden diyor. Ben değil ha. Bir beraber değiliz. Ataman. Ustad'dan orada bir İrfan gördüm. Doğru mu? İrfan mı geldi? Murat. He. Murat. Murat ha. Diyor ki 100 hakikat dersini diyor benden işittiği halde. Ne kadar? 100 hakikat dersini. Ustattan ders almış. Gitmiş, ihanet etmiş ustada. Makam kazanmak, öğretmen, müdür olmak için 100 hakikat dersini, şefkat o kadına, 100 hakikat dersini benden işitmiş. Bizzat ustattan almış. Adam öğretmenken müdür olayım diye hafiyelik etmiş. Casusluk etmiş. Haşir Risalesini müdüre, emniyet müdürüne gösteriyor. Bak Said Nursi bunlarla uğraşıyor diyor. Bunu yayınlıyor. Vay ya. Usulü şeriatta kaide-i muhimesindendir ki errazi bir zarar ilan üzeriyle bilerek zarara razı olana şefkat edip lehine bakılmaz. İşte çendan Kur'an hakimin kuvvetine istinaden dava ediyorum ki çok alçak olmamak ve yılan gibi dalalet zehirini serpmekte telezzüz etmemek şartıyla en mütemerrit bir dinsizi birkaç saat zarfında ikna etmesem de izam etmeye hazırım. Fakat nihayet derecede alçaklığa düşmüş bir vicdan ki alçak. Ben bunu şey diyorum, çukur diyorum. Alçak gene bir seviyesi var da çukurun dibi yok. Fakat kime ne yapacağız? Fakat nihayet derecede alçaklığa düşmüş bir vicdan ki bilerek dinini dünyaya satar. Ve bilerek hakikat elmaslarını pis, müzir şişe parçalarına mübadele eder. Yani bilir, ya bu din, bu da fani. Rüşveti yer, haramı yer. Vallahi bu böyle diyor. Yalan, yağ değiştirmedi halde, yağ değiştirdim diyor. Arabanın yağını. He Kemal, her şeyde misal vereyim. Haram. Mesela bir şey tartacak değil mi şeftali şey? Yukarıdan aşağı eriye atıyor tartıya. Tabii yukarıdan aşağı vurunca 3 tane erik koymuş gibi baskı olacak. Aa bak 1 kilo. Oysa 3 tane erik eksik. Ama sen o baktın ya bak baskı. Attığı anda kapıyor. Aa bak 1 kilo bile geçti abla. Yalan gülüme yalan. Bu bilerek dinini dünyaya satar. Ve bilerek hakikat elmaslarını pis, müzir şişe parçalarına mübadele eder. Yani biz biliyoruz ki eşimiz haklı. Lan haklı. İnat ediyor. İnat ediyorum. Hayır öyle değil. Yanlış biliyorsun. Lan vicdan diyor ki ya yapma. Sus lan bari. Özür beyan edemiyorsan bari evi terkten. Lan vicdan diyor ki sus. Bilerek bak severek yanlışı doğru gibi göstermek. Lan hep harici ne bakıyorsun? Bende var bu. Bilerek dini dünyaya satar. Tamam buna yokum ama
bilerek hakikat elmaslarını, bilerek eşimin, evdekilerin o doğrusunu benim içimdeki pislikten pis, mızır, şişe parçalarına mübadele eder derecede münafıklığa girmiş insan suretindeki yılanlara hakikati söylemek Hakk'a karşı bir hürmetsizliktir. Bunu anlatmayacaksın. Niye? Ketaliki dureri fe anakil bakar. Bunu kutsi kaynaklarda Badıl abi ketaliki dureri fe anakil hınzir diye geçiyor. Ne demek? Darbu mesel gibi oluyor. Mesela hepimiz biliriz köylü, gençler bilmeyebilir ama köyde, yaylada koyunlar, sığırları yayıldığı zaman sis basar kaybolur. Nasıl bulacağız? Boğazına çıngar takın, tınk tınk tınk, aa ses oradan geliyor. Demek ki sığırlara, öküzlere ne takılır kaybolmasın diye? İnci, boncuk, çınlar. Sen şimdi elmas takanı gördünüz mü? Sığıra, öküze o inci takıyor. Yani diyor ki hadis-i şerifte ketalikü düreri fe anakli hinzir bakar da var. Öküze ve domuza inci takmayın diyor. Boncuk şey takın, boncuk takın, cevher takmayın diyor. Sen şimdi bu domuz gibi şeye al 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 alma sen at bana. Lan ona boncuk takacaksın. Cevher niye takıyorsun ya? Ketaliki düreri fe anakli bakar. Dar bu mesel gibi oluyor. Çünkü bu işleri yapanlar kaç defa hakikati Risale-i Nur'dan işittiler. Ve bilerek hakikatları zındıka dalaletlerine karşı çürütmek istiyorlar. Bilerek. Böyleler yılan gibi zehirden lezzet alıyorlar. Anlatmayacaksın. Demek ki fakat nihayet derecede alçaklığa düşmüş bir vicdan ki bilerek dinini dünyaya satar ve bilerek hakikat elmaslarını pis, müzir şişe parçalarına mübadele eder derecede münafıklığa girmiş insan suretindeki yılanlara hakaiki söylemek Hakk'a karşı bir hürmetsizliktir. Şualar var mı? Bir yer gösterecektim. En altı. Allah Allah. Ve sudun an sebilillah. İle der ki, Cenab-ı Hak ayeti, o bedbahların dalaleti, niye bu hale geldiler Kemal? Bu ne hale geldiler? Onu söylüyor Allah. Ve yesudûne an sebilillah. O bedbahların dalaleti, sebebi, dalaleti hayattan, hayatı çok sevmelerinden dikkat etmek lazım. Hayatı putlaştırmamak gerekiyor. O diyor nefislerini, kendilerini putlaştıranlara, İlah edinenleri gördün mü? Var ya, görmedin mi diyor. Yani nefisler putlaşıyor. Her istediğini verirsek ilahlaşıyor, putlaşıyor. Dikkat etmek lazım. Bu tabirleri dışarıya değil, kendimizde aramak lazım. Ki dersimizi alalım. Yani dünyaya haddine fazla mübalağa etmek, abartıp, esas yapmak, merkeze onu koymak, o pergelle her şeyi yorumlamak, bak, وَيَسُدُونَ سَبِيلِ اللّٰهِ Ne diyor? O bedbahların dalaleti dalalete götürüyor. Muhabbeti hayattan bir, iki, temerrütten, Hakk'a karşı inatlaşmaktan. Mesela bir insan bir insanı reis yaptı, lider yaptı, örnek yaptı. Niye? Onun zatını değil, adınız gibi bilin. Mesela adam beni önder yaptı, lider yaptı, ustad yaptı, bilmem ne yaptı. Benim zatımı değil, ben zaten faniyim, çürüyecek bir et parçasıyım. Beni niye önder yaptı, rehber yaptı, kutsiledi? Benim ortaya koyduğum dava, benim ortaya koyduğum fikirler ve hayat, onun nefsine veya imanına uygun. Hoş gelmiştir. Ona hoş geldiği için beni kutsuyor, beni rehber yapıyor. Kendi hayal, kendi o merkezlidir. Birisini sevmiyor. Kendisini sevdiği için, kendisinin istediği hayatı o hazırladığı için, onun için seviyor onu. İstendiği gibi değil de istediği gibi. Evet, istediği gibi oluyor. Demek ki temerrütten neşet ettiği için kendi hallerinde durmuyorlar bunlar. Tecavüz ediyorlar. Bildikleri, burayı anlatmaya çalışıyordum ezberden. Bildikleri ve onun ile ecdatları bağlı olan dine, adavetkarane menbaalarını kurutmak ve esasatlarını bozmak
ve kapılarını ve yollarını kapatmak istiyorlar. Var ya bir ara 98'de bilen bilir, bilmeyen de benden duysun. İlkokul bitirmeyenleri camiye gönderemezsin. Hadi bir şekilde geldi. Hoca okutamaz, Elif Bey öğretemez. 98'de. Onunla yargılanmışım. Çocuklara, ilkokul bitirmeyenlere Elif Bey öğrettiğim için. Onunla da yargılanmışım. Ya. 98'de yaşadım kardeşim ben bunları. Neymiş o? Niye böyle yapıyorlar? Dine adavetten menbalarını kurutmak, esasatını bozmak, kapılarını kapatmak, yollarını kapatmak istiyorlar. Ve üçüncün cümlesi olan ve yebûneha ivaca ile der ki onların dalaleti fenden, felsefeden geldiği için, yani harici vermeyin ha, var bizde bu. Bu özellik bizde de var. Onların dalaleti fenden, felsefeden, yani okuduk ya, mühendis olduk, her şeyi biliyoruz tabii. Her şeyi biliyoruz artık biz. Felsefe de yapmışız. Dalaletten, fenden, felsefeden geldiği için acip bir gurur, acip bir gurur ve garip bir firavunluk, dehşetli bir enaniyet onlara vermiş mektep şu bu. Onlara verip nefislerini öyle şımartmış ki kainatı idare eden ilahi kanunların şu ağlarını ve insan aleminde o hakikatin dusturlarını sufli hevesatlarına ve müştehiyatlarına, arzularına, heveslerine müsait görmediklerinden şeriatı dini haşa, 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 eğri, yanlış, noksan bulmak istiyorlar. Aslında zatından şeriatın kanunları çok iyi biliyorlar ki ecdatlarına bağlı, arş-ı ferşe bağlı, doğru olduğunu biliyor ama kendi nefislerine, müştehiyatlarına, arzu ve heveslerine uygun gelmediği için haşa haşa eğri, yanlış, noksan biliyorlar. Mesela rüşvet alan bir memur, rüşvetle alakalı hadis ve ayetleri söyleyen hoşuna gider mi? O camiye bir daha gider mi? Rüşvetle alakalı bir şey söyledi, çıktıktan sonra gidecek rüşvet alacak. Ne diyecek? Ya bırak ya, demeyecek. Ben rüşvet alıyorum da rüşvetle alakalı bir ayet söyledi. Ya o hoca da şey ya, çok yani çok biliyor işte, duman ediyor, bir şöyle buydu. Bir daha da gelmez. Gelmez. Niye gelsin? Rüşvetine mani. Demek ki bir insan bir insanı rehber ve lider yaparsa onun zatıyla, soyuyla alakası yoktur. Onun felsefesi nefislerimize, istek ve arzularımıza, hevamıza uygun geldiği için biz ona tapınıyoruz. Onunla alakası yok. Kim peki bunlar? Kendi nefislerine tapınanlar biz. Bizde var. Böyle bir şey var. Kendi kendimizi tapınıyoruz. Mesela ben var ya ben diye bir başlıyoruz benle enaniyet yaparak. Ben var ya ben acayip. Ben var ya ben. Tüh. Bir anlatıyoruz. Ben şöyle yaptım askerlikte. Ben abdadı böyle yaptım. Şöyle yaptım. Ben şöyleyim. Ben. Lan Allah Allah. Fesubhanallah ya.